Allah evlat acısı çeken tüm anne babalara sabırlar versin. Sevdiklerini kaybedenlere sabırlar versin. Yine dün Hakkari'de 4 şehit verdik. Onları rahmetle anıyorum. 4 aileye ateş düştü. Ateş düştüğü yeri yakar. Onların sevdikleri için hayat durdu, orada durdu. İnsan başına gelmeden ancak tahmin edebiliyor. Ama ben çok şehit cenazesinde bulundum. O acıyı siz de bilirsiniz. Yani şuranızda hissediyorsunuz o anne babaların acısını. Allah bu imtihanlardan başarıyla geçmeyi nasip etsin. Dün yine hain örgüt PKK'nın patlayıcılarıyla iki küçücük evladımız vefat etti. Onlara da rahmet diliyorum. Günahsız iki küçücük yavru. Ailelerine sabırlar diliyorum. Fotoğraflarına baktım. Nasıl güzeller, nasıl güzeller. Bu bölücü örgütün verdiği zararın haddi hesabı yok. Demokrasiye verdiği zararın, ekonomiye verdiği zararın, siyasal düşünceye verdiği zararın, kalkınmaya verdiği zararın haddi hesabı yok. Ben Türkiye'nin her yerini defalarca ve defalarca gezdim. İnsanlarımızla kucaklaştım. Biliyorum ki insanlarımız asla Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Hiç kimsenin Türkiye'den ayrılmak niyeti yok. Bu hainleri hep birlikte yok etmek zorundayız. Bir taraftan hiç kuşkusuz askeri güçle, polisiye güçle mücadele edeceğiz. Diğer taraftan da 82 milyonu adalet paydasında kucaklaştıracağız. Efendim 15 Temmuz'un bir daha tekrarlanmaması için. 15 Temmuz benzeri darbelerin bir daha olmaması, Türkiye'nin yolundan çevrilmemesi için ne yapmalıyız? Hiç kuşkusuz liyakata önem vermeliyiz. İlk günden beri her zaman ve her zaman söylediğimiz bu, liyakata önem vermek. Hak edenin hak ettiği yere gelmesini sağlamak. Peki bunun yolu ne? Bunun yolu hukuk devleti, hukukun üstün olduğu devlet. Hukuk devletinin güvencesine yargı. Öyleyse sevgili dostlarım, bir an önce yargı reformunu çıkartmak zorundayız. Yargı reformunun ilk paketi hazır. Her şeyle hazır. Dolayısıyla şimdi Gazi Meclis'e düşen, hem de bu 15 Temmuz birlik ruhu diyoruz ya, Gazi Meclis'e düşen düşmanları, meclis bunu yapmaz, Türkiye bunda samimi değil diyenleri mahcup edecek, rezil edecek şekilde bu paketi bir an önce çıkartmak. İlk paketini bir an önce çıkartmak. Ne var bu pakette? Düşünce özgürlüğünü güvence altına alan hükümler var. Biliyorsunuz Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı yargı reformu stratejisini açıkladı. Önce birileri yok saydı, birileri küçümsedi. Sonra baktılar ya içi gayet iyi, önemli, hadi demeye başladılar. Hadi hep birlikte o zaman hadi çıkartalım bunu diyelim. Biz ilk günden beri bu yargı reformu strateji belgesinin hazırlanmasının içindeyiz. Türkiye'de iddia ediyorum son 25 yılda en çoğulcu katılımcı anlayışla hazırlanan belgedir. Bunun çıkarılmasının muazzam faydaları olacaktır. Öncelikle Yüce Meclis verilen bir sözün gereğini yerine getirecektir. Meclisin itibarı korunmuş olacaktır. Hiç kimse meclise işte tatile çıkıyorsunuz da o yüzden bu yasayı çıkartmıyorsunuz diyemeyecektir. O kadar önemli ki bu. Bu itibarı muhakkak surette korumak lazım. Bu konuya kimsenin ilgisiz kalmaya hakkı yok. Görmezden gelmeye hakkı yok. Küçümsemeye hakkı yok. Yargı reformu strateji belgesi, Türkiye Barolar Birliği'nin, bütün barolarımızın, hukuk fakültelerimizin, üniversitelerin, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, yargıtayımızın, danıştayımızın, başsavcılıklarımızın, istinaf mahkemesi başkanlıklarımızın katkısıyla Adalet Bakanlığı'nın çatısı altında hazırlandı. Tabii ki eksikleri var. Tabii ki gedikleri var. Ama bunların hepsi zaman içerisinde düzelir. Her şey dört dörtlük olsun dersek hiçbir şey olmaz. Adımımızı atalım, devamı gelsin.
devamı gelsin ama o ilk adımı atmak lazım. Demir tavında dövülür. Bu demirin dövülmesini Ekim ayına, hadi gelin bırakmayalım, millet bekliyor. Hepimiz bekliyoruz. Her şeye hazır bir belge. Her şeye hazır. İlk paket. Çok uzun bir yol haritası bu ama Temmuz ayında çıkması beklenen kısım hazır. İçinde sınav var. İçinde belli suç tiplerinin Yargıtay denetimine tabi olması var. Dolayısıyla bu düşünce özgürlüğünü Yargıtay denetiminden geçerek bir kez daha güvence altına alacak. Yani her türlü ihtilafı asgariye indirecek. Ben eleştirdim aslında, suç işlemedim. Ama istinaf böyle anlatılıyorsa hadi bir de temiz baksın diyeceğiz. İşte bunu çıkartmak lazım. Sonra telaffuz edildi. Bir kez söz ağızdan çıktıktan sonra çok büyük beklenti yaratıyor. İnfaz indirimi var. Artık aileler bekliyor, insanlar bekliyor ve bu infaz indiriminin içeriğine ben baktım, tetkik ettim. Uyuşturucu yok, terör yok. Yani toplumu derinden yaralayacak hiçbir suç yok. Cinsel suçlar yok. Yani bu infaz indiriminin artık bu şekliyle çıkması lazım. Sokakta kimi görsem bana bunu soruyor. Eminim milletvekillerine de soruyorlar. O yüzden bunun artık zamanı geldi, yapılması lazım. Hazır olan bir paketin şimdi çıkması lazım. Neden? Bakın, dünya basını takip ediyorum. FETÖ'nün ve PKK'nın işbirliği içerisinde Türkiye'yi o kara bir lobicilikle kötülediğini biliyorum. Diyorlar ki hiçbir zaman Türkiye demokratikleşme ve hukuk devletini güçlendirme noktasında samimi değil. Neden bunların ağzına malzeme veriyoruz? Neden? Gerek var mı? Hazır olan bir paketin, hazır olan bir strateji belgesinin ilk paketinin çıkarılması bunların elinden malzemeyi, altından halıyı çekecek. Meclisin içerisindeki ufak tefek çözülebilecek uyuşmazlıkları, milletin gündemindeki bir meselede büyütmemek lazım. Milletin gündemindedir bu ve millet beklenti içine girmiştir. Öte yandan bakın, o kadar ilgili ki dış politikayla konu, Türkiye'ye senaryolar yazanlar, Türkiye üzerine 15 Temmuz benzeri senaryolar yazanlar. Bu 15 Temmuz gibi askeri kalkışma şeklinde olmaz da başka türlü olur. Ekonomik kalkışma olur, abluko olur, yaptırımlar uygulanması olur. Ellerinde şu anda S-400'ler gibi bir malzeme var. Diyeceksiniz ki S-400'lerin yargı reformuyla ne alakası var? Alakası şu efendim. Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen Amerika'da şahin bir kanat var. Öte yandan da Türkiye'nin asla kaybedilmemesi gerektiğini, çok önemli, kritik bir müttefik olduğunu söyleyen aklı başında bir kanat var. O aklı başında kanada Amerikan yönetimi ve özellikle Senatosu, Temsilciler Meclisi üzerinde etkili bir koz vermemiz gerekiyor. Dünyada siyaset lobicilikle yürüyor. Kamu diplomasisiyle yürüyor uluslararası ilişkilerde. Sadece başkandan başkana görüşmelerle yürümüyor. Bu yetmiyor. Dolayısıyla bizim Türkiye'ye S-400 sebebiyle yaptırım uygulayamazsınız. Türkiye demokratik bir devlettir. Hukuk devletini güçlendirmeye kararlı bir devlettir şeklinde o mesajı vermemiz lazım. Bunu nasıl vereceğiz? İşte elimizde şahlanmaya hazır bir kısrak var, bir yarış atı var. Türkiye o yarış atına binip şahlanacak. Yani yargı reformunu çıkartmak Türkiye'nin hem uluslararası menfaatlerine uygun hem de içeride milletin beklentisi. Dolayısıyla efendim, madem şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yaptırımlar konuşuluyor, bizim Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da çok ciddi bir lobi faaliyetine girmemiz lazım. Dememiz lazım ki Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletini güçlendirmeye kararlıdır. Bu amaçla yargı reformunu hazırlamıştır. Hem de öyle dayatmayla hazırlamamıştır. Toplumun tüm katmanları birlikte hazırlamıştır. Tüm katmanlarının bu noktada oydaşması vardır, uzlaşması vardır. Ve biz
bir hukuk devleti olarak hiç kuşkusuz topraklarımızı, hava sahamızı füze saldırılarından koruma hakkına sahibiz. Biz demokratik bir devletiz, biz hukuk devletiyiz. Sizin hiçbir şekilde bize bir başka yolla müdahale yetkiniz, hakkınız falan yoktur demeliyiz. Bu ülkelerin, bu bölgelerin kamuoylarını kazanmalıyız. Lobicilik yapmalıyız. Böyle FETÖ ile PKK Türkiye aleyhine en güçlü lobiciliği yaparken biz oturup kalamayız. Kendi içimizdeki küçücük meselelere sıkışamayız ya da meclisteki bir takım bürokratik ihtilafların Türkiye'nin önünü tıkamasına izin veremeyiz. İçimizin titremesi lazım, uykumuzun kaçması lazım, rahatsız olmamız lazım, eksik bir şey kaldı diye. Böylece biz bir taraftan yurt içindeki beklentiyi karşılamış olacağız. Cumhurbaşkanımız strateji belgesini ortaya koydu. Adalet Bakanlığımızın çatısı altında binlerce kişi çalıştı. Çoğulcu katılımcı anlayışla hazırlandı. Millet beklentiye girdi. Bu beklentinin gereğini yerine getireceğiz. Bu yurt içindeki önemli görevimiz. Ya şuramızın titremesi lazım. Şuramızın titremesi lazım. Önce vatan demiyor muyuz? Önce vatan diyorsak bürokratik hiçbir şeyin önemi yok. Bunu çözmeliyiz. Ve bunu yaptıktan sonra aynı anda göreceğiz ki bu bizim dış politikada da önümüzü açmış. S-400'lerle ilgili gelişen olumsuzluklara karşı eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde yargı reformu paketini çok güzel anlatabilirsek, yabancı yatırımcıya çok güzel anlatabilirsek göreceksiniz önümüz açılacak. Dün İstanbul Ticaret Odası Sayın Başkanı'yla bir sohbet etme imkanı buldum. Yabancı yatırımcılar bekliyor dedi. Yargı reformu paketini bekliyorlar. Bizden briefing aldılar dedi. Bu ne kadar önemli biliyor musunuz? Yani Türkiye'ye yatırım gelmesinin de önünü açacak. Siz arsa verebilirsiniz, suyu ucuzlatabilirsiniz, teşvik verebilirsiniz. Ama hukuki güvenliği sağlayamazsanız yatırımcı korkar gelmez. Bu her bakımdan önemli. İş bakımından, istihdam bakımından, üretim bakımından, Türkiye'ye yönelik mali bir takım çökertme politikalarının önlenmesi bakımından, diğer yaptırımların ortadan kaldırılması ya da tereddütlü bir karar mekanizması oluşturulması bakımından fevkalade önemli. ABD'deki özellikle Şahin kanatla Türkiye'yi kaybetmeyelim diyen kanadın çarpışmasında Türkiye'nin kaybedilmemesi gerektiğini anlatmak açısından fevkalade ama fevkalade önemli. O yüzden Yüce Meclisimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Her şey hazır. Un var, şeker var, insan gücü var, niyet var. Hadi şu helvayı en azından ilk porsiyonunu hadi yapalım. Bunu yapmak hepimizin boynunun borcu. Efendim hepinize saygılar sunuyorum. Gecenizin kalan kısmı da çok güzel geçsin inşallah.